1998 Cumhuriyetimizin 75. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün de 60. yıl dönümü. Bu yıl Türk siyasi tarihini yeniden gözden geçirip toplum olarak adeta kendimizle hesaplaştığımız bir yıl. Bir silkiniş, bir uyanma ve bir sahiplenme zamanı. Dünyada eşi az görülen zorlukta bir istiklal mücadelesinin ardından kazanılan şerefli zafer, imkansızı başaran Lozan Anlaşması, ilan edilen siyasi hürriyet yani kurulan cumhuriyet ve yüzyılların bağnazlığını altüst eden devrimler. Hangi şartlarda gerçekleşmiş tüm bunlar ve acaba böyle bir tarihimiz olmasaydı nasıl bir gelecek bekliyordu bizleri? Bugünkü konuğum ülkemizin en kıdemli tarih yazarı ve yazdığı 177 kitapla bir dünya rekorunu da elinde bulunduran gazeteci, yazar ve araştırmacı Sayın Cemal Kutay. Hoş geldiniz efendim. Hoş saygılarımı olduk. Sunuyorum. Teşekkürler ederim. Bir mukabele. Efendim 10 Kasım yıllardır bir yaz günü olarak ilan edildi. Son zamanlarda ise halkımızda da özellikle Cumhuriyet'in 75. yıl dönümünü kutladığımız bir zaman sonrasında acaba 10 Kasım'da bir bilinçlenme, bir uyanma şeklinde mi değerlendirilmeli? Siz nasıl yorumluyorsunuz 10 Kasım'ı? Efendim zaten bunu Atatürk bizzat kendisi el yazısıyla olan ve bugün evlatlarımızın ve yarınkilerinde onun sesinden dinleyebileceği 10. yıl nutkunda bunu apaçık anlatır. Mustafa Kemal 10. yıl nutkunu esas itibariyle 5 sayfa olarak hazırlamıştır. Ve altına ne mutlu Türk'üm diyene demiş ve bırakmıştır. Sonra neden bilinmez eskilerin itiyadını kullanarak 6 dememiştir de 5-1, 5-2 demiştir. Ve bu 1. sayfada memleketinin gelecek 10 yıllarda onun hayalindeki seviyeye, gayelere, hedeflere ermesinin heyecanı ve inancı içinde evvela şu 4 satır yazmıştır. Bu söylediklerim hakikat olduğu gün senden ve bütün medeni beşeriyetten dileğim şudur. Beni hatırlayınız. Evet. Dünya tarihinde hiçbir insan yoktan yarattığı bir memleketinin kendisini hatırlaması için böyle şartlar ileri sürmez. Ama Mustafa Kemal bunu da yapmıştı. Şimdi bu bakımdan 10 Kasım onun hayatında da öyleydi. Ben onun hakimiyeti milliyesinden bugünlere erişen son kalem sahibiyim. Özellikle Cumhuriyet'in 15. yılında yani 938'de biz kendi matbaamız kafi olmadığı için, yetmediği için Cumhuriyet Matbaası'nda İstanbul'da yıl 15 başlığını taşıyan Roman rakamıyla ve kapakta da onun Macar heykeltıraşı Torak'ın anfastan yaptığı büstünü koyan bir kitap yayınladık. Bu benim emeğimdir. Mustafa Kemal bunu 54 gün evvel ölümünden başyazarımız Fahri Rıfkı alel acele hazırlanan bir sayıya götürmüş ve onu orada Fahri Rıfkı'nın yardımıyla gözden geçirmiştir. Büyük boy, normalin bir misli büyüklüğünde zannederim hatırımda kaldığına göre 464 sayfa bir ciltti. Bilseydim getirirdim. Bir tane vebande kütüphanemde. Ondan bugün ve yok. Ve Atatürk'ün okuduğu herhalde en son kitap olarak en da son kitap biliniyor olarak, kitap. En son 54 bin evvel. Evet. En son kitap odur. Mustafa Kemal'in alıp karıştırdığı ve okuttuğu. Onun 10. yıldan itibaren yani 33'ten itibaren Hakimiyet-i Milliye şahsi gazetesi. Çünkü onun iki gazetesi var, üç gazetesi vardır hayatında, açılmışken söyleyeyim. Bir tanesi 1918'de, çok yakın dostu ve arkadaşı ama çok istiyorum altını. Ve onun yetişmesinde özel bir emek sahibi olan Ali Fethi Okyar, ondan bir yaş büyüktür. Ali Fethi 1913'te Sofya'da Osmanlı'nın sefiriyken Mustafa Kemal onun ataşe militeriydi. Onunla beraber ortaklaşa bir gazete çıkardı. Adı Minber. Yadırgayacaksınız belki bu Minber lafını. Ama daha sonra da
1923 4 Şubat'ında, onu da altına çiziyorum, Balıkesir'de Zanos Paşa Camisi'nde o minbere çıktı. Bütün hayatında bir kere minberden halkına hitabı vardır. İkincisi İrade-i Milliye. Onda Sivas'ta çıkardı. İsimlere dikkat edin lütfen. Üçüncüsü Hakimiyet-i Milliye. Çünkü Sivas'ta Sivas Kongresi ile esas itibariyle Cumhuriyeti ilan etmişti. Yani daha o zaman bir bilinçlenme yönünde cesaretlendirmesi söz konusuydu. Ne yapayım ki vaktiniz yok. Ben Ali Fuat Cebesoy'un el yazısıyla kasten Mustafa Kemal'den dinleyip ele aldığı bu küçücük, bu mütevazı kitapçıkta onun Cumhuriyeti 907'de daha kolası yani ön yüzbaşı iken Cumhuriyeti kafasında Osmanlı çöküyor. Ona inanmış. 2 sene 6 ay Arap Yarımadası'nda bir cezası vardır. İlk askere alınınca siciline kaydedilen bir ceza. Oradan yine doğduğu Selanik'e dönerken 3. Ordu Merkezi cebinde, çantasında bir müstakil Türk devleti vardır. İlk misak-ı millisi bu onun. Orada Cumhuriyeti açıkça anlatır. Bu 3. gazetesi, Hakimiyet Milliye'de son gazetesi, biz her 29 Ekim'de ya bir özel kitap yayınladık veyahut da bir ek ilave yapardık. Yani o Cumhuriyet bayramlarını milletine bir yılın hesabını vermek gibi, evet, az yüreğin tahammül ettiği bir cesaret ve yüreklilikle arkasında anne ne diye bıraktı ama maalesef gözlerini kapadıktan sonra onu da unuttular. Evet, yani 29 Ekimler, 10 Kasımlar bu şekilde değerlendirilmeli. Özellikle 10 Kasım onu ebediyete yollamak değil. Onu daima ebediyen dünya durdukça başımızda, aramızda ve bize bir ışık gibi görmenin bize hatırlatması gereken kutsal bir vazifedir. Namazı kaza edebilirsiniz ama ne kadar dindar olursanız olun, Mustafa Kemal'in mirası kazaya tahammül etmez. Efendim, sizin 177 kitabınız var. Bunlardan bir tek satır okusam yetmez, programıma sığmaz. Şimdi ben sadece birkaç tanesine değinmek istiyorum. Örneğin Atatürk olmasaydı, evet, bu kitabınız. Evet. Şimdi size sormak istiyorum. Atatürk olmasaydı ne olurdu? Atatürk olmasaydı biz kesinlikle müstakil bir devlete sahip olamazdık. Ve özellikle bu cumhuriyet olmazdı. Çünkü onun hayatının bir bölümü de hatta zaferden sonra bir bölümü de meşrutiyeti Türkiye'nin kaderi sayan insanların bütün iyi niyetlerine rağmen ama 622 senelik bir monarşinin ve teokratik bir monarşinin, altını çiziyorum, tek hanedan içinde 622 senelik teokratik bir monarşiden bir halka dayalı bir cumhuriyetin çıkabileceğini gönülden ve A'dan Z'ye. Daha sonra o cumhuriyetçi olanları ele almayın siz. Ben size bir şey söyleyeyim. Milli mücadele de bir öncekiler kavgalıklar kavgası oldu. Milli mücadele de başlangıçta. 16 Mart 1920'den sonra Ankara'ya gelenleri ben daha sonraki kuvayı milliyetçiler olarak görürüm. Nitekim Divenin yanında bir Ali Fuat Paşa kasabası vardır. Orada bir Kuvayi Milliye Müzesi var. Bir boş zamanınızda gidin, orada o Kuvayi Milliye'nin gerçek insanlarını biyografileriyle beraber göreceksiniz. Orada daha sonra tarih kitaplarımızda memleketin tacı yapmaya çalışılan bazı adamların ne adı vardır ne biyografisi vardır. İşte Mustafa Kemal bu 907'deki cumhuriyet mefkûresini, ilk misak-ı millisidir bu. Ve bu Ali Fuad'ın el yasasıdır. Bunları komağa mecbur kaldım, senaryo demesinler diye. Şimdi efendim... Bu efendim olmasaydı Mustafa Kemal, cumhuriyet olmazdı. Bir, iki. Ve
bir sömürge insanların Afrika'ya, bir de bizden intikamı vardı Batı'nın, Hristiyanlığın, tüm Hristiyanlığın. Çünkü Müslümanlık deyince akla Batı Türkleri getirir. Evet, siz kitaplarınızda da değiniyorsunuz. Haçlı seferlerinden dolayı en başta. En başta çünkü neden? Altını yine çizerek söylüyorum. Özellikle bunu bizim yobazlara ithaf ediyorum. O karınca kafalılara. Eğer Türkler Müslüman olmasaydı İslamiyet, Musevilik gibi lokal bir din olarak kalırdı. Arap çöllerinde. Muhakkak ona cihan şumul, evrensel yapısını, devlet kurma ananesini ve devletleşme mefhumunu Türkler getirdiler. Biz gerçek Müslümanız. O billahi nedir bilmiyorum. İşte bu Mustafa Kemal olmasaydı, Batı bu hesabı yapıyordu bizimle ve bu hesabı yaptıktan sonra da ki o Saint-Jean-Maurienne muahidesi 1912 Kasım tarihli, biz onu ancak Ruslarda Romanov çallığı yıkılıp da Bolşeviklik yani komünizm ilan edildikten sonra o gizli anlaşmayı öğrenebildik. İngiltere ve Fransa Almanya'ya karşı ufuktaki harpte Rusları yanına almak için İstanbul ve Boğazları Ruslara verdiler, bıraktılar ve Anadolu'da bir büyük Ermenistan, Konya dahil bir İtalya ki Mussolini ondan sonra Mare Nostrum bizim deciz dedi. O ondan sonra iktidara geldiği zaman ve özellikle Eskişehir Afyon'a kadar Yunanistan, büyük Yunanistan. Biz eğer Mustafa Kemal olmasaydı, biz o bir avuç limansız toprakta bugün Afrikalıların kaderini yaşıyorduk. Beni dinleyin siz. Peki efendim, Atatürk eğer bugün olsaydı ne olurdu? Çünkü yine bu kitabın hemen sonrasında bu kitabınıza değinmek istiyorum. Evet, yine evet. Bu başlığı evet. Taşıyan neden kullandım? Bir başka kitabı. Yeniden Samsun'a çıkardı. Beni dinleyin siz. Yeniden Samsun'a çıkardı. Başta onun devlet millet kucaklaşmasının o muhteşem mesele karma ekonomiyi perişan ettiler. Bugün devletin başına musallat gibi gözüken o kitler onun zamanında Anadolu'ya sadece sanayi değil, uygarlığı götürüyordu. Anadolu kasabası onların sayesinde Şilte'nin yanında iskemleyi üç parmak. Bugün bu herifler, affedersiniz herifler dedim, beni affedin. Bu insanlar, insan da diyemiyorum ya, işte bu garip mahluklar o Aciz Mendi diye bir tarikat kurdular. Üç parmakla yemek yemek. Bilmiyorlar ki İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i her gün öldürüyorlar bu herifler. O dünyaya bilim, yani ilim Çin'deyse gidip alın diyen o büyük adamı. Bugün ilmi siz hakikaten ilmin yerinden alsanız yemeği üç parmakla yemekten gayrı yapacağınız iş yok mu? Samsun'a çıkardı ve bu mücadeleyi bir daha yapardı. Burada benim anlatmak istediğim nokta şudur. Özellikle size. Siz Atatürk kızı, Atatürk size dargın. Atatürk size seçme seçilme hakkını verdiği zaman 1935'te medeni kanunu aldığımız İsviçre kadınının seçme ve seçilme hakkı yoktu. Türkiye 16 milyon. 18 kadın milletvekili yaptı. Eğer bugün Mustafa Kemal'in bu bazı 1998'de esas olsa 92 tane kadın milletvekili olur. Bu çapta uygar. Ben burada onların resimlerini de aldım. Görmüşsünüzdür. Evet, biyografilerini de aldım. Evet. Bu meclise hiç olmasa terbiye girerdi. Ama tabii bunun sorumlusu kadın erkek değil, tüm Türkiye sadece. Hayır, kadınlar. Hayır, hiç katılmıyorum. Kendinizi temize çıkarmayın. Kadınlar olarak daha mücadeleci olmamız. Kadın olarak sokağa düşerek değil. O karşı taraftaki kadın bir kol yiyecek uğruna kırsal kesimi fethetti. Siz ne yaptınız? Dernek kurdunuz, sohbet ettiniz. Ve afaki işe, efendim beni şey etmeyin yani, bu kitapta var ve bahis var ayrı.
Atatürk kızı Atatürk sana dalgındır diye. Bakın ne olurdu biliyor musunuz? Belki bugün kısmen eğer Mustafa Kemal olmasaydı, onun gününde olduğu gibi hala belki doğanın kundağını, ölenin kefenini, yediğiniz ekmeğin ununu yine dışarının lütfuyla getirirdiniz. Evet. Ama bugün Türkiye ne yapıyor? Uçak yapıyor. Denizaltı yapıyor. Değil mi? Otomotiv sanayinde söz sahibi. Hepsini Atatürk'ün o ileriyi gören kafasına borçlusunuz. Bugün gelseydi kendinden sonrakileri Allah rahmet eylesin diyeceğim o Çankaya'ya gelenleri, onların bir kısmını, bir tamamını ve bugün hayatta olanların, gelin bakalım buraya. Ne hale getirdiniz Cumhuriyet diye sorardı. Hesap sorardı. Buna şimdi inanın. Ölmeden önce Atatürk'ün bir vasiyeti vardı diyorsunuz. Evet. Türkçe ibadet. Türkçe ibadet. Türkçe ibadet kitabınız, ikincisini de daha sonra yayınladınız. Evet, evet. Büyük yankı uyandırdı. Evet. Mümkün olacak mı? Bunu öngörüyor musunuz? Şimdi efendim, bu memleketi kurtarmak istiyor musunuz? O yüreğe sahip misiniz? Sakın bugün Türkiye'de enflasyon... Hayır, hayır. Türkiye'de elbette enflasyon var. Ama Türkiye'nin temel yürek, yürek! Mustafa Kemal'in yüreği. Şimdi ben buradan aziz milletime, onun beraberinde götürdüğü hasret olan Türkçe ibadetle bu memleketin neler kazanacağını ve onun neleri armağan edeceğini milletine, benim gözlerim görmüyor, kusura bakmayın, yaş 91, lütfen ne kadar zahmetse şunu lütfen okur musunuz? Bu kitap kapağı. Türkçe. Bu kitabınızın evet kapağında yer alan başlıklar, evet. Atatürk'ün beraberinde götürdüğü hasret, Türkçe ibadet. Günümüz ve yarınlarda her alanda irtica, yani gericilik hareketlerini ümit olmaktan çıkartacak, gizli, açık kültür emperyalizmi girişimlerini açıklayacak, İslam dinini gerçek yapısıyla vicdane emanet edecek, dinde kapanmış devirleri değil, gelecekleri arayacak ve ilk seçimde bu emeği verebilme yeterliliğinde millet meclisine yol gösterecek. Yol gösterecek. Evet, en son efendim. Ana dilimizle kulluk hakkı. Kulluk hakkı. Şimdi efendim, hemen sözü arz edeyim. Kur'an-ı Kerim'de ibadetin sadece Arapça yapılacağına dair tek bir hüküm yok. Efendimizin bir hadisi kutsisi yok. Bir icma ümmet yok. Bir içtihat yok. Tam aksine Kur'an-ı Kerim 7 yerde diyor ki, bunu anlayasınız ise bunu Arapça indirdik diyor. Hatta bir tanesinde bütün o geniş Arap Yarımadası'nı değil, Mekke ve Medine'yi alıyor coğrafi olarak. Orada diyor ki, burada oturanlar, siz bunu kitabı anlayasınız diye size bunu Arapça indirdik diyor. Eğer temel anlamaksa, o zaman herkesin konuştuğu dilde ibadeti yapması rasyoneldir. Mesela bu bizim bugünküler, bugünkü modern demeyeyim de, ne o mu diyeyim, tepeden inme mi diyeyim, ne diyeyim bilmiyorum, yerden bitme mi? Yobazlar Amerika'yı misal gösteriyorlar. Amerika'da İslamiyet genişliyor. Kabul? Kabul. Neden genişliyor? Elbette, elbette kapitalizmin temeli olan bir ülkede, zaten hepsi 200 senelik mazisi var Amerika'nın. Evet. Amerika'nın tarihten bahsetmeye hakkı yok bir kere. Ama bahsetse dahi der ki, ben kurulduğum günden beri ben bu yoldan geldim, bu yoldan sosyal adaleti yerine getireceğim diyebilir. Zencileri bahsediyorlar. Ama sormak lazım, adevletli o efendim, zenci Müslüman oluyor da Kur'an-ı Kerim'i Arapça mı okuyor? Yok, İngilizce okuyor. Kur'an eğer Çin'e gelseydi Çince gelecekti. Peki. Japonca'ya gelseydi Japonca gelecekti. Peki efendim, şimdi tabii ki bu başlı başına bir konu. Hatta saatlerce üzerinde konuşulması, evet, gereken bir konu. O yüzden detaylara girme şansını bulamayacağım bu program çerçevesinde. Evet. Ama siz bu kitabı yazdınız. Ardından bir sürü tepkiler geldi. Belli bir ilgi oluştu ve belli bir kamuoyu oluştu. Evet. Siz bugünkü meclise baktığınızda böyle bir icraatın gerçekleşmesini mümkün görüyor musunuz? Çok yakında. Mehmet Akif'in dediği gibi, kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. İnanın, herkesin yobaz dediği Mehmet Akif dahi hayatta olsaydı, emin olun, efendim bunu ben söylemedim, bunu Mustafa Kemal de söyledi, bunu daha evvel, bunu Ali Suavi söyledi. Bunu Ziya Gökalp,
Türk milli varlığının ve Türk Rönesansı'nın temeli saydı. Ben bugün ve yarın Türkiye'yi idare edecek olanlara bir şey söyleyeceğim. Mezarlarında rahat yatmak istiyorlarsa ve Türk Rönesansı'nı teoriden, nazariyeden çıkarmak istiyorlarsa ibadeti Türkçe yapsınlar. 250 milyon Türk kanı taşıyan yiğit, taptaze insan bu büyük günü bekliyor. Ve Mustafa Kemal'in ruhu, inanın, bunu yapıldığı gün onları taziz eder, kucaklar ve hakkımı size helal ettim der. Ama Çankaya'ya bugünküler ve yarınkiler bu yürekliliği gösterip de onun son hasretini 60 yıldan sonra da hayal olarak bırakırlarsa zannederim Atatürk'ün huzuruna çelenk komaları bir komediyi geçmez. Evet. Ve bir iki yüzlülüğü de aşmaz. Ben bu kitaplarda bu parti ağalarına hepsine ayrı birer mektup yazdım şahsına. Ve dedim ki Atatürk'ün bıraktığı noktadan ele alın bunu. Bir tanesi cevap vermedi. Neden? Hele bugünlerde Allah saklasın. Ufukta sandık var. Evet, işte zaten soru da biraz ona yönelik. Efendim, yönelikti. Müsaadenizle şununla bitireyim. Bu bir Türkçe ibadet birdir elinizdeki. Bu 12 baskı yaptı. Bu Türkçe ibadet 2. Lütfen bugünkü duruma göre de çok zahmet olacak size. Şu 3 küçük satırı. Tabii efendim. Dini anlayabilmenin, gerçek Müslüman olabilmenin ve de laikliği, demokrasiyi, çağdaşlığı koruyabilmenin tek yolu Türkçe ibadet. Ve namazınızı ana dilinizde kılabilirsiniz. Burada da onu verdim. Efendim, acıdım bunlara, inanın. Kim söylüyor Türkiye'de ruhban sınıfı yok diye? Enine boyuna bak. Kim söylüyor Türkiye'de din faşizmi yok diye? Oruç bozdu diye üniversite kampüsünden genç atıyorlar aşağı. Tek vaka. Efendim, Türk ordusunda, ne demek Türk ordusunda irticadan dolayı tasfiye? Bu kemiyet meselesi değildir. Bu keyfiyet meselesidir. Bu düşünce meselesidir. Ne yüzük çıktılar Atatürk'ün huzuruna? Yarın ne diyecekler? Ben şunu söyleyeceğim. Eğer günün birinde bu memlekette böylesine bazı sahalarda laisizmi özellikle, belki Türk inkılaplarının temelidir, kadın hürriyeti, bunlar iki tane büyük buğuttur. Türkiye'de bunlar bugün tehlike halinde. Bir derviş vahdeti çıktı 31 Mart'ta, yani 13 Nisan 1909 Meşrutiyet'in 8 ay 21. günü büyük şehri kana boyadı. Yine yaparlar. Yine, yani yapılabilir. Bunların tek davası bu teokratik nesli devam ettirmek. Evvela Arapça Kur'an kursu. Siz biliyor musunuz ki geçen sene 1.680.000 masum evladımız Arap papağanı oldu. O Arap papağanlığından İmam Hatip liselerine, ondan sonra Türkiye'de kadın eli sıkmamayı hüner sayan valilere ve kaymakamlara ve de ordudan git diyen dinleyecek insan. Bunlar hep aynı kaynaktan geliyor. Bunlar, inanın ki bugün Atatürk'e giden, önüne çıkanlara onu soracak. Ne oldu benim tevhidi tedrisat, öğrenim birliğim diyecek. Evet. Yeni tarikatlar türüyor. Hangi laisizmden bahsediyorsunuz Allah aşkınıza? Ama hepsini bunlar biliyor. Yürekten bahsedin bana. Elinizdeki belgelerle ve incelemeleriniz, araştırmalarınızla 170'ten fazla kitap yazarak bir anlamda halkın, kamuoyunun aydınlanması, bu yönde aydınlanması için eşi benzeri olmayan elimden bir geleni yaptım efendim. Verdiniz elimden bizlere. Geleni. Gözlerim görmüyor ama elimden geleni yapmaya devam ediyorum. Sizin gözleriniz hepimizden çok daha iyi görüyor efendim. Son olarak ben programımın sonuna yaklaşıyorum çünkü orijinali sizin elinizde olan bir belge var. Evet. Atatürk'ün Türkleri nasıl tanımladığını çok güzel anlatan bir belge. Efendim, bir dakika onun özetini yapacağım izninizle. Bu da sizin
hemşirelerinizden birinin eseri. Atatürk'ün yetiştirdiği manevi evlatlarından tarihe yöneltikler vardı. Bugün çok şükür hayattadır, bir o kaldı. Sevgili Sabiha Gökçen, o Türkiye'nin, dünyanın ilk harp pilotudur, onu söyleyeyim. Afet İnan, Profesör Afet İnan, onun bir hocası vardı. İsviçreli, Profesör Öjen Pider. Ondan bir doktora tezi alıyor. Türk'ün tarifi, Türk nedir, Türk milleti nedir? Mustafa Kemal'e geliyor. Diyor ki, Atatürk bunu bana verdi hocam. Sen hazırla da sonra düşünürüz diyor. Tam o çıkarken dışarı, şuradan iki kağıt ver bana, bir kağıt ver diyor, alıyor. Hep kurşun kalem kullanırdı. Evet. Sadece devlet prosedürü hariç. Onlar da mürekkep kalem. Bütün hayatında, neden bilmiyorum, kurşun kalem kullanmıştır. 10. yıl unutun aslı da bende. O da kurşun kalemdir. Bakınız, bakınız. Nasıl Türk'ü tarif ediyor? O anda, o ani ilhamla. Ve bununla neyi anlatmak istiyor biliyor musunuz? İslamiyet'ten evvel Türk milletinin inanç serisini. Şamanizm din değildir. Şamanizm dünyaya ve dine hakim olan yorum tarzıdır. Onda da doğaya aşıklık vardır. Bakın ne diyor. Bu memleket dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği yüksek bir tecellisine yüksek sahne oldu. Bu sahne en aşağı 7000 senelik Türk beşiğidir. Çocuk tabiatın rüzgarlarıyla sallandı. Efendim buradan ötesini okuyamıyorum. Bu da iyi, kafi gelmiyor. Çok güzeldir Mustafa Kemal'in yazısı. Bunu da vereyim size isterseniz. Tabii, ona sallandı. İhtiyacınız var mı bilmiyorum. Hayır. Beşiğini yok. İçindeki çocuk tabiatını yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu. Sonra onlara alıştı. Onları tabiatın babası tanıdı. Onların çocuğu, oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu. Şimşek, yıldırım, güneş oldu. Türk oldu. Türk budur, yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir. Beğendiniz mi? Beğenmemek mümkün mü? Mümkün mü? Ha. Ve bu spontane o anda yazılmış. Kaç, o yazı. Anda ve kaç cilde sığar bu? Evet. Bakın beni dinleyin. Onun bir tarafı vardır ki, bütün attığı adımda, aldığı nefeste bile hakimdir o. Türklük. Türklük. Odur. Ama o zannederim son dakikamıza giriyoruz. Size şunu söyleyeyim. O sadece Türk değildir. O bir dünya insanıdır. Yurtta sulh, cihanda sulh dediği kan ve ateş kaynayan. Bugün oluk gibi kardeş kanı dökülüyor Afganistan, kardeş kanı. İran'la Irak hala birbirine selam vermiyor. Onları aldı, Sadabat Paktı'na kurdu. Denize döktüğü ordularının mimarı, Yunan megalodi iddiasının başı Venizelos'u Ankara'ya getirdi. Türk-Yunan anlaşması yaptı ve kafasına çiviyle çaktı ki Yunanistan'ın huzuru Türklerle geleceğe beraber bakmaktı. O gözünü kapayıncaya kadar buna sadık kaldı. Bugünkülere siz bakmayın. Ondan sonra Romanya ve Yugoslavya'yı aldı. Küçük Antant'a merhaba dedi. Polonya ve Çekoslovakya'yı aldı. Hayber geçitlerinden Viyana kapılarına kadar bir barış çizgisi çizdi. Ondan sonra yurtta sulh, cihanda sulh dedi. Bugün ne var bu ülkede? Soruyorum size. Hangi huzur var bunlarda? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani bugün onun anıt kabrine gidenler sadece çelenk koyarak değil, onun bıraktığı Türkiye'nin şartlarını dünyaya anlatsınlar. Anlatsınlar, bizimle beraber 21. yüzyılı da huzurla beklesinler. Çünkü Mustafa Kemal'i biz değil, dünya anlamazsa, altını çizerek söylüyorum, 177 kitap sahibi olan ben, onun ekmeğini yediği Cemal Kutay, 21. yüzyıl din faşizmiyle geliyor efendim. Bu dünyada hümanizma yoksulluğu 21. yüzyılda bu memleketi saracak. Ve bir
evrensel insan hasretini insanlar, peygamber değil, daha büyük bir huşuyla ona yönelecekler. Ben size onun adını söyleyeyim. Mustafa Kemal Atatürk. Onu anlayalım ve onu dünyaya anlatmaya çalışalım. Ona karşı borcumuzu böyle ederiz. Çok teşekkür ederim efendim. Estağfurullah. Sizi yordum zannediyorum. Estağfurullah. Kusuruma buraya bakmayın. Kadar geldiniz. Biz çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. O değerli zamandan, zamanınızdan bize vakit ayırdınız. Emeklerinize de size başarıya ulaşmanızı dua ediyorum. Sağ olun efendim. Ben bir şey söyleyeyim. O hayatta en hakiki mürşit ilimdir dedi, biliyorsunuz. Yol gösterici. Bize bunu miras bıraktı. Artık bu safsatalardan, bu İsrailiyattan, bu onu bilhassa onu işaret ederek söylüyorum. Kimse çıkıp da onu sakın mitolojik bir vallığa bürümesin. O aramızdan biriydi, öyle yaşadı ve öyle öldü. Gerçekçi bir yaklaşımla ele alalım. Efendim, programımızın sonunda böyle bir defterimiz var. Sizin için de bir sayfa ayırdık. Çok teşekkür ederim. İçinizden ne geliyor, aklınızdan ne geçiyorsa lütfen buraya bizler için yazı verin. Başımla beraber eğer kaligrafimi okuyabilirseniz, çünkü görmeyen gözler ne yazabilirse onları yazacağım. Sizin içinizden gelmesi önemli. Nasıl yazdığı değil, içeriği bizim için çok anlamlı. Sizden kalan bir belge olması. Şuraya yazabilir miyim? Tabii efendim. Buyurun lütfen.